Herkese merhaba. Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Tuğba Yükseğil ile Asur İmparatorluğu'nda kentli, tarımcı ve hayvancı topluluklar konulu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkeomedya olarak ilkini gerçekleştireceğimiz olan bu canlı yayınla Tuğba'cığımın evet demesi hepimiz için sevindirici bir durum oldu. Bu yayınların devamını gelecek programlarımız belli oldukça sosyal medya hesaplarımızda duyurusunu yapmaya başlayacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyi olmaya çalışıyoruz işte, böyle sosyalleşmeye çalışıyoruz. Şöyle daha Hocam mı biraz daha iyi oldu? görüntü iyi. Şu anda biraz daha bilgisayara yakın olursanız sesiniz daha net gelecek. Şimdi daha mı iyi? Evet, şu anda daha iyi. Canlı Vallahi yayına işte başladık elimizdeki hocam. Efendim? efendim. Canlı yayına başladık şu andan itibaren. Tamam. İstiyorsanız Yani o zaman size daha bırakalım. sonuma mı geçeyim? O zaman ben Tamam. doğrudan sonuma geçeyim. Görüntü sağlandı mı? Evet, sağlandı. Tamam o zaman. Hani şimdi biraz da bir böyle bir tarzı gördüğümüz zaman eyvah bizi derse mi götürüyor acaba diye düşünebilirsiniz. Çünkü ben bunları derslerde kullandığım slaytlar var içinde. Ama burada hani Özcan arkadaşımızla yaptığımız konuşmada hani yaşam tarzları üzerine biraz hani kentli, tarımcı ve hayvancı toplulukların aslında arkeolojik ve filolojik kanıtlar doğrultusunda nasıl bir yapı sergilediğini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi burada bu harita üzerinde hani Asuncu bölgesi ilk verilen kırmızı ve ondan sonra bu Asur Krallığı'nın ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii eski Asur Krallığı'nın Anadolu'yla ticaret kolonileri kurarak yapmış olduğu ticari ilişkiler hakkında işte arkeolojiden az çok haberi olan herkesin bildiği konular bunlar. Asur'la yani şuradaki Asur'la şuralardaki Kürtepe arasında şöyle bir ticaret yolu her zaman vardı. Ama tabii Asur Krallığı o zaman sadece büyük bir ticaret imparatorluğu şeklinde ortaya çıkıyordu. Hemen hemen Dicle ile Fırat arasındaki şu alanı kendi elinde tutan büyük bir krallığa dönüşmüştü. Ve daha sonra tekrar küçülecek. Küçülmesinin çeşitli nedenleri var ama baş nedeni Anadolu'daki Hitit krallığının kurulması. Onun öncesinde Kral Anitta'nın, Kuşar Kralı'nın oğlu olan Anitta'nın bütün koloni merkezlerini ele geçirmesinden kaynaklanan bir küçülme yaşıyor. Çünkü ekonomik olarak ticaretten almış olduğu bütün girdisi birdenbire kesilecek. Ve daha sonra tekrar büyümeye başlayacak. Ama o tekrar büyüme döneminde Hititler artık bir imparatorluğa dönüşecek. Ve onun için de şu Fırat Havzası'nın batısına geçemeyecek. Şu bölgede tekrar kalacak. Bunu ne zaman başaracak? Milattan önce 11. yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun dağılmasından sonraki süreçte başaracak.
Bu haritada gördüğünüz gibi küçük küçük bir sürü krallık var bu. Büyük bir Asur krallığı için tek tek yutulabilecek lokmalar şeklinde duruyor. Buradan itibaren Toroslarla sınırlandırılmış olan Mezopotamya'dayız. Ve onun hemen kuzeyinde bu tür krallıklar devam ediyor. Ve bunlardan şüphesiz en organize olabileni Uruk-hai aşiretinin kurduğu krallık. Genellikle yazılı kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla burada birden fazla Uruk-hai kralı, birden fazla Nairi kralı söz konusu. Mesela işte 24 tane Nairi kralını yendim, 5 tane Uruk-hai kralını yendim gibi Asur krallarının savaş yıllıkları, savaşlarını anlattıkları yıllıklardan edinilen bilgiler var. Dolayısıyla bu kadar küçük bir coğrafyada çok fazla kralın geçmesi çok küçük parçacıklar halinde, beylikler halinde bunların yaşadığını gösteriyor. Küçük aşiretçikler halinde yaşadıklarını gösteriyor. Ve Uruk-hai kralları birlik kuruyor Van Gölü Havzası'nda ve bunu daha sonra genişletiyor. Bunu ne zaman yapacak? Evet, bu birlik ancak Yeni Asur krallarının M.Ö. 9. yüzyıllara kadar o kadar çok bu bölgeyi yağmalamalarından sonra bu emperyal yayılmacılığa karşı yek vücut halinde durabilmek için bir birlik sağlamak zorunda kaldıklarını fark ettikleri an. Şimdi buradaki pembe alan Yeni Asur İmparatorluğu'nun yayılım alanı. Burada şimdi işte Habur Havzası, Mardin Eşiği Dağları, Diyarbakır. Bütün bu bölge M.Ö. 10. yüzyıldan itibaren aslında Asurluların teritoryasında, yani egemenlik alanında yer alıyor. Ama bütün bu egemenlik alanına rağmen bu egemenliği nasıl sağlıyorlardı? Bu mutlak bir egemenlik miydi? Ondan kısaca söz etmek lazım. Bu dönemde Asur kralları belirli yerel krallıklarla, ki bunlar da kendi aralarında bayağı bir kavgalı olduğu için ve onları kendine bağımlı, iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde bağımlı birer krallığa dönüştürüyor. Ve o şekilde bölgelerde söz sahibi olmaya başlıyor. Bu arada da kendilerine ait başka yerlilerin iskan yapmadığı noktalarda yeni kentler kuruyorlar. Ve bu yeni kentleri kurdukça da onları da askeri garnizonlara dönüştürüyorlar. Böylece yerli kentlerin arasında Asur garnizonları, üsleri ortaya çıkmış oluyor. Bir tür üs o bölgeler için. Ve daha sonra orada yapması gereken şey çok basit. Etrafa birazcık daha yayılma. Mesela 9. yüzyılda biraz daha yayılmış olduğunu görüyoruz. Henüz Fırat Havzası'na ulaşmamış M.Ö. 10. ve 9. yüzyıllarda ve karşısında bir sur duvarının taşları gibi duran birkaç dizi yerel krallık var. İşte bunlardan en büyük olanlarından bahsedelim. Karkamış Krallığı ve Nilit Krallığı, yani Malatya ve Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki olan bir Geçit Krallığı. Ve onların aralarında çok sayıda da Arami Krallığı var. Şimdi önce bunlarla teker teker savaşıyor. Teker teker onları kendine bağlıyor. İşte yağmalıyor. Bu konuda itici güç Urartu Krallığı oluyor. Bunun Urartu Krallığı'nın şemsiyesi altında Asur'a karşı birleşmeye çalışıyorlar. Zaman zaman başarılı oluyorlar ama oynak bir mozaik olduğu için, bir sürü bağımsız krallıktan oluştuğu için çok da başarılı olamıyor. Ve M.Ö. 7. yüzyıla kadar Asur Krallığı teker teker buraları önce kendine bağlı krallıklara dönüştürüyor. Tabii ki kendine bağlı krallık bir anlaşma yapıyorlar. İşte buna yılda bu kadar vergi ödeyeceksin, şu kadar asker vereceksin diyor. Ve bu gerçekleşmiyor. Tekrar gidiyor bir
askeri sefer düzenliyor. Tekrar bize getiriyor. Tekrar yağmalıyor. Ganimetler ve bir sürü köle alıyor, getiriyor. Ama ertesi sene gene sıkıntı çıkıyor. Onun için ve o bir eyalet başkenti oluşturarak o bölgeyi yönetmeye başlıyor. Böylece artık yerel yöneticiler ortada gözükmez oluyor. Tabii bunu sağlamanın başka bir yöntemi daha var. Çok daha önemli bir yöntem. Halkı teknolojiye karıştırma. O zaman ne yapıyor? İşte Doğu Akdeniz'den yağmaladığı esirleri getiriyor. Mesela Diyarbakır Havzası'na yerleştiriyor. Oradan yağmaladığı eserleri Asur'a götürüyor. İşte Zagroslardan yağmaladığı esirleri yukarı Habur Havzası'na yerleştiriyor. Böylece etnisiteyle karıştırmış oluyor. Buna biz tabii tarihi anlamda yapılan zorunlu göçler, bunlara Batı dillerinde deportasyon denir. Sürgün, yani bir şekilde bir halkı başka bir yere sürgün etme. Böylece bunlar o dönemin göçmenlerini oluşturuyor. Hani yakın zamanda işte 30'lu yıllardan itibaren hepimizin bildiği Balkan sürgünleri vardır. Ondan önce Kafkas sürgünleri vardır. Bütün bu sürgünler göçmen olarak adlandırılır. İşte onların bulunduğu bölgede de böyle bir göçmenlik vardır. Şimdi birazcık toplum psikolojisine ve bu psikolojiyi siyasi bir araç olarak kullanma yöntemine bakalım. Kendinizi onların yerine koyun. Bir yerden sizi kaldırdılar, götürdüler. 600-800 kilometre yürüyerek uçak yok. Otobüs yok, tren yok. Hayvanınız bile yok. Hiçbir şeyiniz yok. Yürüyerek yürüyebileceğiniz. Bir kilometre değil, çölden falan geçiyorlar zaten. Dolayısıyla gittiğiniz yerde hayatta kalma mücadelesi vermek zorundasınız. Gittiğiniz yerde size herkes hoş geldin gülücükleriyle karşılamayacak. O zaman sizi oraya zorla götürüp köle yapan o zalime muhtaç kalıyorsunuz. O zalim sizin hayatta kalmanızı sağlıyor. Siz de ona işte işçi olarak, tarım işçisi olarak hizmet veriyorsunuz. Ve o şekilde hayatta kalabiliyorsunuz. Bu imparatorluk sistemlerindeki yönetmenin en kolay ve en etkili yoludur. Şimdi 9. ve 8. yüzyıllarda bu şekilde Orta Fırat Havzası'na kadar ilerlediler ama hala artık belki Karkamış Krallığı küçülmüş. Malatya Krallığı ve burada pek çok şekilde Urartu bölgesine de akınlar yapmak yoluyla bu bölgeyi de kendine bağlamaya çalışıyor. 8. yüzyıl sonrası 7. yüzyıla geldiğimizde artık Anadolu topraklarındalar. Bütün Çukurova, hatta yani şurada Kulmaş Dağları vardır. Kulmaş Dağları'nın güneyindeki ve oradan da Toros Dağları'na kadar giden dağ silsilesinin güneyindeki bütün bölgeyi egemenliği altına almayı başaran bir kararlılıktan söz ediyoruz. İmparatorluktan söz ediyoruz. Şimdi bunların tabii çok sayıda yazılı belgeden bunları öğrenebiliyoruz. Şimdi bu bölge Şupriya ülkesi dediği bölge, Urartu'ya komşu olan bölge. Burası da Diyarbakır, Batman, Siirt illerinin bulunduğu yukarı Dicle Havzası. Şimdi buradaki savaşlarıyla ilgili bilgi veren önemli noktalarla karşılaşacağız. Bunların size arkeolojik kanıtlarını sunmaya çalışacağım. Ama başka arkeolojik kanıtlar da var. Mesela burada Kulmaş Dağları'nın üstünde kuşaklı kazılarını yürüten Alman ekip tarafından saptanan bir Anadolu Seddi var. Anadolu Seddi olarak adlandırdılar. Devlet sınırı aslında. Şurada şöyle bir devlet sınırı. Tam dağların tepesinde bir yığma taşı var. Bu büyük olasılıkla Asur'la
Anadolu devletleri arasında bir sınır oluşturuyordu o dönemde. O kadar yaklaşmışlardı İç Anadolu'ya, içine girmişlerdi. Şimdi yukarı Dicle Havzası'nın burada bir haritasını görüyorsunuz. Diyarbakır bölgesi, yani bugün Diyarbakır ve çevresi, İç Zamani Aramilerinin bölgesi. 9. yüzyılda, hatta 8. yüzyılda bile ilk başlarında orası Bit Zamani Krallığı olarak geçer ve o Arami Kralı aslında Asur Kralı'ndan bağımlı bir kraldır. Anlaşmayla kendini bağlamıştır. Fakat daha sonra hani bu anlaşmayla bağlı olmasına rağmen yeterince verim alamadığı için oraya da bir Asurlu vali tayin etmiştir ve burası da olmuştur Bit Zamani Eyaleti. Şimdi biraz daha sağa doğru gidersek o haritada Nairi var. Şimdi Nairilerin aslında Gölmüş besinde yaşayan göçer gruplar olduğu öne sürülür. Ama bazı görüşlere göre de Nairi bölgesi yukarı Dicle Havzası'dır. Çünkü Asur kralları hem orta hem yeni Asur kralları bu bölgeyi zapt etme süreçlerinde Nairi krallarıyla savaştıklarından bahseder. Şimdi burada hani konumuz zaten Nairi değil, biraz daha dağlık kısmında Şubriye ülkesi olarak geçer. Burada bir dizi Asur yerleşimiyle karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi şurada Ziyaret Tepe. Tuşhan eyaletinin başkenti yazılı kaynaklara göre ve onun dışında pek çok küçük kırsal yerleşim vardır. Ve çok önemli ikinci kent Üçtepe. Bu da Tidu olarak adlandırılan kent olabilir diye önerilmekte. Bu iki kent dışındakiler kentsel yerleşimler değildir. Bunlar tamamıyla kırsal tarımcı yerleşimlerden oluşuyor. Ilısu Barajı kurtarma kazıları kapsamında yapılmış olan Bismil ve çevresindeki kazılardan bunu görüyoruz ki bunlar büyük oranda küçük kırsal yerleşimler oluşuyor. Evet. Kusura bakmayın. Şimdi buradaki stel, şurada gördüğümüz 2. Asur Nasirpal'in steli Üçtepe'de bulunmuş. Eski adı Kur. Kur stelleri olarak geçer. Tabii ki 19. yüzyılın başlarında bulunmuş ve British Museum'a götürülmüş. O dönemdeki bütün önemli keşiflerde olduğu gibi. Şimdi burada Dnipro ülkesinden bahsediyor. Nairi, Tuşhan ve Şubri ülkeleri var. Burada anlıyoruz ki Tuşhan diye bir kent varmış. Ve Tuşhan kenti aslında Orta Asur kenti. Orada yeni bir saray yaptırdığını ve açlık yüzünden Şubriye ülkesine giden Asurluları geri getirdiğini söylüyor. Şubriye ülkesi dağları büyük olasılıkla bugünkü işte Lice Havzası bölgesinde, Lice Ovası'nda bulunan şu şeyler olmalı. Uzunca Seki Dağları ve daha sonra da aslında Toroslar başlıyor ama o kadar Şubriye ülkesinin içine girmediğini düşünmemek lazım. Burada tam Lice'ye bağlı bölgede Diyarbakır Bingöl yolu üstünde de içinden Dicle'nin kollarından biri olan Birkley Çayı'nın geçtiği Birkley mağaraları bulunur. Orada da kabartmaları vardır. Buradan da hep yazar işte şu kadar adet işte Nairi kralını yendiğinden bahseder. Ya şöyle bakıyorsunuz ki 24, hatta 46'ya kadar bile çıkıyor bunların sayıları. Bu kadar küçük bir bölgede bu kadar çok krallık ne demektir? Bunların hepsi aslında kabile şefleri. Ama savaşçı kabileler tabii. Ve savaşçı kabilelerin bir olasılıkla dağlık alanda ilişkileri olduğunu düşünmek lazım. Bunlar tarımcı değil. Daha çok hayvancılıkla uğraşan gruplardan oluşuyor, görünüyor. Çünkü bütün bu Nairi kabilelerine yağmaladığın zaman
Kör olarak insanlar çok sayıda hayvan ve yünlü dokumalar getiriyor. Yani ağırlıklı olarak hayvancılıkla uğraşan insanlardan oluştuğunu anlıyoruz. Şimdi bunu niye buraya kadar anlattım? Çünkü çok farklı yaşam tarzlarından size söz etmeye çalışacağım. Bunlardan tabii başkentlerden pek söz etmeyeceğim ama işte bu Nimrut, Kuzey Irak'taki Nimrut, işte Ninive, Horsabad gibi kentlerde çeşitli imparatorların kendileri için kurdukları bir krali başkentleri bulunur. Ve bu krali başkentlerin içerisinde işte zikuratlar, saraylar, burada gördüğümüz 2. Asur Nasirpal'in Kuzeybatı Sarayı. Ve işte oradaki zikuratı arkasında işte Menursa Tapınağı falan bulacak. Başkentlerden söz etmeyeceğim size. Aslında normal insanların yaşadığı kentlerden söz etmek istiyorum. Onlardan da en son dönemlerde kazılmış olan Ziyarettepe'den örnek göstermek istedim. Aslında tabii örnek çok. Çeşitli eyalet merkezleri kazılmış durumda. Ama bu söyleşinin çok sınırlarının çok dışına çıkmaması için biraz sınırlı tutmaya çalıştım. Sizleri çok sıkmamak için. Burada gördüğünüz, fotoğrafını gördüğünüz kent Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Dicle'nin güneyindeki ovanın üzerinde kurulmuş olan Tuşhan kenti olduğu öne sürülen kent. Burada tabletler de bulunuyor, sayı taşları da bulunuyor. Aslında Tuşhan'ın stelin dikildiği yer, Asur Nasirpal'in stelin dikildiği yerin Tuşhan olduğu yazıyor. Onun için Tuşhan gerçekte Üçtepe midir, Ziyarettepe midir? Bu biraz tartışma konusu olmakla birlikte şimdilik genel kabul gören sonuç Tuşhan Eyalet Merkezi'nin Ziyarettepe olduğu. Demin stelinde de anlatmıştı, orada bir saray yaptırdım diyor. Burada görselde bu üç avlulu birkaç yapıdan oluşan kompleks bir saray yapısı görüyoruz. Ve altta da onun siyah ve beyaz renkli çakıl taşlarından oluşan mozaik tabanları. Farklı desenlerde, burada sadece bir tanesini paylaştım. Sayı taşlarının bulunması ve tabletlerden de anladığımıza göre aslında bu eyalet merkezleri ve tem garnizonlar olarak işe yarıyor. Ciddi anlamda askeri egemenliğini sağlamış oluyor askeri yönden. Hem de bu yazılı kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla bu kentin 3 tane kapısı var. Kapılarından bir tanesi hayvan sürülerinin içeri girip çıktığı ve orada ahırların olduğuna ilişkin bir sonuç çıktı. Oradaki topraktan yapılan analizlerde çok yüksek oranda potasyum bulunması burada hayvan gübresinin bulunduğunu, büyük olasılıkla hayvanların orada koruma altına alındığını gösteriyor. Aslında bu tabletlerden de anlıyoruz ki bu bölgenin tüm tarım ve hayvancılık ürünlerinin kayıtları bu kentte Ziyarettepe'de yapılıyor. Tabii sağ tarafta iki farklı fotoğraf halinde siz kaplar gösteriyorum. Şu ortada bulunanlar Nimrut'tan ama Ziyarettepe'de de tabii ki bunların benzerleri bulundu. Hani bütünsel oldukları için bunları paylaşmayı tercih ettim. Bunlar saray kapları olarak adlandırılan aslında Asur krallarının ve eyalet saraylarındaki yüksek memurların, yöneticilerin kullandığı kaplar. Tuşhan Eyalet Merkezi, evet, Asurlular tarafından kurulan Asurlu valinin yaşadığı ve Asurlu memurların bulunduğu, katiplerin bulunduğu bir yönetim merkezi. Ama bu demek değildir ki sadece Asurlular yaşıyor. Sağ altta gördüğümüz el yapımı çanak tamamıyla bölgenin yerel demir çağ kaplarından. Hatta Asurlularda asla olmayan bir şeydir. Onlar hep cesetlerini gömerler. Asla yapmazlar. Ama mesela Urartu krallığının yayılım alanında, yani Doğu Anadolu'da bazıları ölülerini yakıyor, bazıları da ceset halinde gömüyor. Burada aslında bir Asur eyaletinde yakma mezarların bulunması, ki bu Tuşhan'da açığa çıktı. Büyük dörtgen
fırınlar halinde, çukurlar halinde kremasyon, yani ölü yapma geleneğinin uygulandığı, hem de bayağı zengin kişilere ait olduğu anlaşılıyor bunların. Çünkü sedef katmalı mobilyaları da onlarla birlikte yıkılmış. Onlar yerel topluluklarıydı. Ama başka bir şey daha var. Aslında asır öncesinde yukarı Dicle Havzası'nda hiçbir şekilde kremasyonla karşılaşmadık. Yarı kremasyon dediğimiz, hani ölünün üstünde ya da ölü yatırılmadan önce mezarın içerisinde bir ateş yakılması ve tinsel olarak bu alanın arındırılması için yapılan törenler olabiliyor. Bunların izlerini bulabiliyoruz ama bir cesedin tamamen yakılarak toprağın içerisindeki bir kaba ya da bir çukura gömülme özelliği aslında Mezopotamya için hiç de bilinen bir uygulama değil, tercih edilen bir uygulama değil. Buradan anlıyoruz ki bu kişilerin, bu el yapımı yerel kapları kullanan kişinin Doğu Anadolu'yla bağlantıları var aslında. Nairiler olabilir mi? Tabii herhangi bir seramik grubunu bir halk grubuyla bağdaştırmak mümkün değildir. Farklı halk grupları aynı seramik gruplarını kullanabilir, çarşıdan satın alıp kullanabilir. Ama hani burada Nairilerden bahsedilen kişiler eğer hayvancılıkla uğraşan göçer kabilelerse, yazlarını Diyarbakır Ovası'nda, kışlarını da kışlarını Diyarbakır Ovası'nda, yazlarını da Muş Bingöl'ün yüksek yaylalarında, tabii ki bunun Doğu Anadolu'yla ilişkiler olacaktır. Bu sadece ilişkilerden de kaynaklanmıyor. Mesela Orta Asur döneminde bu tip el yapımı kaplarla hiç karşılaşmıyoruz. Orta Asur öncesi, yani Yeşil Çağ içinde Hurrimitane krallıklarında hiç karşılaşmıyoruz. Ne zaman Orta Asur krallığı bölgeden çekiliyor? Bu da yaklaşık olarak bu gene aynı havzada meslektaşımız Andreas Schachner tarafından kazısı yapılan Grejano'daki Orta Asur tabletlerinde, orada ele geçen Orta Asur tabletlerinde ne göre de anladığımız M.Ö. 1050 yıllarında Asur Berkalla döneminde Orta Asur bu bölgeden çekilecek. İmparatorluğun kontrol ettiği bölgeden imparatorluğun kontrolünün çekilmesi demek, çevredeki dağlarda yaşayan göçerlerin de rahatlıkla kışlak olarak bu bölgeyi kullanmak üzere aşağı inmeleri demek. Bu seramiğin ortaya çıkma serüveni de bu şekilde. Tabii Asurluların bu bölgeye sürgünler halinde insan gruplarını getirdiğini biliyoruz. Hani bu nüfus aktarımları yapıyorlar oradan oraya, oradan oraya. Bunun iki nedeni vardı. Bir tanesi bu bölgedeki etnisiteyi karıştırarak yek vücut olup kendisine baş kaldırılmasını engellemek. İkinci nedeni de bu tarım topraklarını köleleştirmiş olduğu çiftçilere işlettirip hem kendiniz geçinin hem bana bu parayı ürünün belli bir bölümünü vergi olarak verin şeklinde. Şimdi solda bir harita görüyorsunuz. Bu haritada yeşil tonlarıyla vermeye çalıştığım 3 ayrı alan görüyorsunuz. Bir tanesi meslektaşımız Vecihi Özkaya tarafından kazılan Gray Abdurrahman. Gray Abdurrahman'ın sağ üstte fotoğrafını görüyorsunuz. Tabii bu Salat Çayı'nın çevresinde bilinen Yeni Asur seramiğine sahip bazı yerler var. Çerkekli Çiftlik, Ardeteli Tepe gibi. Bunlar tarım alanlarının üzerindeki küçük yerleşimler. Bu yerleşimlerin yine bu Salat Tepe projesi kapsamında yaptığımız bazı çalışmalar sonucu yaklaşık 1-1,5 hektarlık bir alanda yaşayan kırsal topluluğun ortalama 600 hektarlık bir alanı
işleyip ürün alabileceği hesaplanmıştı. Hem çivi yazılı kaynaklardan hem de etnolojik veriler üzerinden ve buna göre ortalama işte 600 hektarını işliyorsanız diğer 600 hektarda NADAS'a bırakıyorsunuz. Ortalama 1200 hektarlık alanlar bunlar. Ve küçük bir köy yarısını NADAS'a bırakmak şartıyla 1200 hektarlık teritoryasındaki bütün tarlaları ekip, biçip ürün alabiliyor, ürün elde edebiliyor. Yani bu mümkün. Hepsini yapmak zorunda değiller tabii. Şimdi bu tür yerleşimlerde şu aşağıda Kavuşan Öyük'te bunlardan bir tanesi, Hakkemi Hüseyin'de bunlardan bir tanesi. Küçük kırsal yerleşimler bunlar, küçük köyler. Buralarda yerli seramiği de buluyoruz ama ağırlıklı olarak burada gördüğümüz gibi standart yeni Asur kaplarını görüyoruz. Yani bu gelen insanlar kendi çömleklerini yapmakla uğraşmıyorlar. Aslında onları buraya getiren güç, gücün fabrikalarından çıkan kaplar kullanıyorlar. Ve bu tarlaları, şu uçsuz bucaksız tarlaları işliyorlar. Çok basit ve küçük yerli konutları var bunların. Sağ altta Hakkemi Hüseyin'den bir örnek. Aslında Hakkemi Hüseyin'i önemli bir geç neolitik merkezi olarak biliriz. Meslektaşımız Halil Tekin tarafından kazılan yer. Ama onun üst kısımlarında böyle basit duvarlar var. Yine meslektaşımız Gürcis Kospe tarafından kazılan Kavuşan Büyük'te de bu tür basit mimariler var. Hani bunların tüm resimlerini burada sizlerle paylaşamadım. Çok uzatmamak için. Ve bu yerleşim, pardon özür dilerim tekrar geri döneyim. Bu yerleşimlerin arasında uçlarından oklar çıkan, oklak alanlarına doğru gidiş gelişlerini sağladığını düşündüğümüz yerleşim yerleri var ki bunlarda el yapımı yerel seramik daha ağırlıkta. Bunlardan sadece, bu haritada bulunanlardan sadece Salattepe kazıldı. Orada da geçici göçer barınaklarıyla karşılaştık. Böylece onu da daha sonraki slaytlarda sizlerle paylaşacağım. Yani göçerlerle yerleşik tarımcılar kırsal alanda yan yana birlikte yaşıyordu. Ama Asur Krallığı'nın, Asur İmparatorluğu'nun vergi toplama gibi bir derdi vardı. Onun için sadece geçici konaklama alanlarında yaşayan %100 göçer olan gruplardan çok yarı yerleşik göçer, yarı göçer hayvancılık yapanları tercih ettiklerini görüyoruz. Bunları ondan teşvik ediyorlar ya da zorluyorlar. Bu Ulus Barajı inşaat sahası kurtarma kazıları kapsamında açığa çıkartılmış olan bir başka kırsal yerleşim. Burada hem el yapımı yerel kaplar hem de çark yapımı standart yeni Asur kaplarının birlikte kullanıldığını görüyoruz. Burada hani üstündeki yıldı taşlar kaldırılınca bu duvarlar ortaya çıkmıştı. Hani o taşları üst üste koysaydık şu aşağıdaki taştan yapılmış ahırlara benzeyecekti. Bu da Batman'daki su çeken yerleşisinden bir görünüm. Bunlar da daha çok Hakkari dağlarında hayvanlarını otlatan bir yarı göçer topluluk. Yazın Batman'daki su çeken yerleşisine gelip buradaki ahırlara hayvanlarını yerleştirerek yazı burada kışı burada geçiriyorlar. Yazı da yine Hakkari dağlarındaki otlaklarına gidiyorlar. Şimdi burada bir takım geçici konaklama yerlerinden söz etmiştim. Hatta şöyle bir iki slide önceye gidelim şurada Salattepe. Diğerleri kazılmadığı için bilmiyoruz. Aşağı Salattepe çukurlar bulundu. Ama bütün vadi boyunca, Dicle Vadisi boyunca bu tür çukur barınaklarla karşılaşıldı. Mesela Bradley Parker'ın kazmış olduğu Kenan Tepe'de bulundu, işte Kıraçarlı'da bulundu, birçok yerde çukur barınaklar, işte şeyde
Nicolò Lanieri'nin kazmış olduğu, Yirbe Merdum'da bulunduğu, meslektaşımız Eyüp Ay'ın kazdığı işte Mahfede bulundu. Pek çok alanda bulundu. Bunlar ortalama 2 metre birinlikte, çapları da yani 3 ile 5 metre arasında değişen dairesel çukurlar. Genellikle şimdi buradaki kesitte gördüğünüz gibi bu Salattepe'de açığa çıkan ve sağda da fotoğraflarını gördüğümüz çukur barınağın gerçek kesitine göre hazırlanmış. Hani 5 metre olduğuna göre hani birkaç uzun ağaç gövdesi ve bu birkaç uzun ağaç gövdesinin de üstüne sazları ve dalları yerleştirirseniz mükemmel bir kışlık barınak elde edersiniz. Altında da şu atlı biçimli ocaklar görüyorsunuz. O ocakların ısısıyla da orada ısınılabilir. Bir hesaplama yapıldığı zaman hani kaç tane döşek sığar bu şeyin içerisine diye hani girişi ve ocağı dışarıda bırakarak baktığımızda hani geniş bir ailenin rahatlıkla uyuyabileceği bir alan. Zaten gündüzleri o evin içinde kalınmayacak. Gündüzleri hayvancılıkla, hayvanlarla ilgilenilecek. Öyle düşünürsek sadece geceyi geçirmek için kullanılan barınaklar bunlar. Ve burada el yapımı yerel demir çağ kaplarını görüyoruz. Bu yerel demir çağ kapları işte yukarı Dicle Havzası'nda işte M.Ö. 1050'lerde ya da 1100'lerde ortaya çıkmaya başlayacaktı. Ama Doğu Anadolu'da çok daha erken dönemde 13. yüzyıla kadar inen bir geçmişi var. Hatta 14. yüzyıla kadar bile belki iniyor. Buradaki göçer grupların zaman zaman yukarı Dicle Havzası'nı kullandıklarını ve Asur krallarının onlarla savaşarak onları yukarı Dicle Havzası'ndan uzaklaştırmaya çalıştıklarını anlıyoruz. Çünkü yukarı Dicle Havzası ortalama 700 bin hektarlık bir tarım alanı, dip suyu yüksek, son derece kaliteli bir toprağı var. Çok sayıda da sulama imkanı var, dereleri var falan. Ama dip suyu yüksek alanları sadece alsak bile müthiş bir tarım alanı. O bölgenin tarım potansiyelini sömürmenin yöntemiydi tabii ki bu. Ve karşılarına nayırlar çıkmıştı. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman hani yerleşim olarak bir kent, bir kalıcı yayla ve bir geçici barınaktan size örnekler veriyorum. Hani kalıcı yayla ya da kalıcı tarımcı yerleşimi aynı şekilde düşünmemiz lazım. Kent olarak hani bölgesel olarak baktığımızda Tuşhan yani Ziyarettepe, kalıcı yayla olarak Zeviyat-ı Bilgi'nin malzemesi, geçici barınak olarak da Salattepe'nin malzemesi, hepsine şöyle baktığımızda aslında her ikisinde de hem çark yapımı kaplar, standart yeni Asur kampları bulunuyor. Hem de yerlilerin, daha çok da göçerlerin ürettikleri el yapımı yerel kaplar bulunuyor. Bunların oranları birbirinden farklı. Mesela kalıcı yaylalarda bunlar eşit oranda karşımıza çıkıyor. Geçici barınaklarda el yapımı kaplar daha fazla. Sayıca daha fazla. Tarımcı yerleşimlerde çark yapımı kaplar sayıca daha fazla oluyor. Tabii kentlerde de. Buna göre hani bir yerleşim yüzey araştırması yaparken bir yerleşimin üzerinden toplanan kap parçalarını sayıp bir istatistik yaparsanız büyük olasılıkla şunlar tarımcı, bunlar hayvancılıkla geçinen göçer gruplardı diyebiliyoruz. Şimdi bu yerel seramik aynı zamanda bize önemli ölçüde bir başka katkıda daha bulunuyor. Bizim Salattepe'de kazmış olduğumuz çukurların içerisindeki seramiklere göre demir çağının 3 evresini yayabiliyoruz bunları. İçinde sadece el yapımı kaplar bulunan ve şuradaki gibi şu fistolu
seramik dediğimiz yani fistolar şeklinde boyanmış, bezenmiş olan kapların bulunduğu çukurlar erken demir çağına tarihleniyor. Yani Orta Asur'la Yeni Asur egemenliği arasındaki döneme tarihleniyor. Kalıcı yaylalarla Salattepe'deki yani kalıcı yerleşimlerle Salattepe'deki çukurlarda olduğu gibi içerisinde hem yerel hem de standart çark yapımı fabrikasyon olan malzemenin kullanıldığı çukurlar Yeni Asur dönemine tarihleniyor. Sadece içeriğine göre, içindeki seramiklerine göre. Tabii bunları bir şekilde ayırt edebilirsek, aynı zamanda hangi çukur hangi çukuru bozarak açılmış, onu da saptayabilirsek bir çukurlar stratigrafisi yapma imkanımız ortaya çıkıyor. Şurada şöyle bir örnek daha göstereceğim. Bazı çukurlarda artık Yeni Asur standart kapları da yok ama başka standart kaplar var. İşte bu da hani triangle wave olarak da adlandırılan aslında Pers döneminde İran üzerinden Doğu Anadolu'ya da yayılan bir boyalı seramik grubu yukarı Dicle'deki pek çok Helenistik, erken Helenistik dönem katmanlarında da ele geçiyor ama erken Helenistik dönem öncesinde de bunların var olduğunu biz demirçağ çukurlarında saptayabilmiştik. Böylece hani bu el yapımı seramik kullanan göçer kabilelerin Helenistik döneme kadar bölgedeki varlıkları anlaşılmış oldu. Şimdi tekrar bu gruplara geldiğimizde bu Yeni Asur döneminde kullanılan eşya. Şimdi el yapımı kaplarla çark yapımı kapların biçim olarak birbirine benzemediğini görüyorsunuz. Hepsi kendi içerisinde farklı. Ama Yeni Asur dönemindeki çukurlarda bazı el yapımı kapların Yeni Asur biçimlerini, fabrikasyon kapların biçimlerinin taklidi olduğunu belirleyebiliyoruz. Şimdi burada sol taraftakiler Yeni Asur fabrikasyon kapları, sağ taraftakiler el yapımı yerel demirçağ kapları, orta sütundakilerse el yapımı, teknik yerel ama biçim Yeni Asur. Onların taklitlerinden oluşuyor. Tamamıyla işlevlerine göre bunları ayırabiliriz. El yapımı geleneksel kapların genellikle pek fazla boyunlu olmadıklarını görüyoruz. Genellikle bunlar çömlekler ve derin çanaklardan ya da bardak olarak kullanılmış kaplardan oluştuğunu görüyoruz. Yeni Asur kapları ise işte boyunlu küresel gövdeli kadehler, daha yayvan ve daha geniş çanaklar ve boyunlu çömleklerden oluşuyor. Yani geleneksel çömleklerde sadece yemek pişiriliyordu. Fabrikasyon çömleklerde depolama da yapılabiliyor. Geleneksel içecek kapları daha çok çanaklara benziyordu. Fabrikasyon olanlar vazolara, çömleklere benziyor. Şöyle orta kısımdaki çanaklara da bakalım. Geleneksel çanaklar daha küçük ve daha derin. Yeni Asur çanakları derin de olsa, sığ da olsa daha geniş. Yani buradan şunu görüyoruz. Sofra düzeni değişmiş bu dönemde. Şimdi neyi depoluyordu bunlar? Evet, kalıcı yaylalarda, bu yerel insanlar kalıcı yaylalarda bazı depolama kaplarını bırakabiliyordu. Çünkü geldiğinde tekrar orada yaşayacaktı öbür mevsimde. Onun için fabrikasyon çömleklerden satın alıyorlardı ya da elde onların benzerini yapıyorlardı. Bir çömlek niye boyunlu olur? Ağzının kapatılması için. İçine bir şeyler yerleştirip ağzında sıkıca kapatabilmek için. Kap düzenine bakarsak hani mesela günümüzde biz bugün için işte fabrikasyon kaplara benzeyen geniş tabakları kullanıyoruz. Herkes önünde bir tabak kuruyor.
İşte bundan bir 100 yıl öncesine kadar, hatta günümüzde hala, hani 50 yıl öncesine kadar diyelim, günümüzde hala da devamını bulabilirsiniz. Ortaya bir tabak getirilir ve herkes kendi kaşığıyla oradan yiyeceğini alır ve yer. Ama bunların hiçbirisi derin değildir. Bunların hepsi yayan kaplardır. Bu böyle bir sofra düzenini işaret ediyor. Geleneksel kaplarınsa, bu yerel kaplarınsa daha küçük çanaklar, yani çorba tarzı, katı yemek değil de çorba tarzı sulu yemeklerin daha çok tüketildiği bireysel kaseler olabileceğini görüyorsunuz. Çünkü sığ çanaklara baktığımızda onlar hani bizim için hani bugün hala çorba dışındaki yemeklerin kaplarıdır bunlar. Çok fazla sulu yemeğe de gerek yok. Oldukça düz tabaklarda var. Burada çok fazla örnek gösteremedim. Şimdi burada bir sonuca bağlamak gerekirse, yerleşik ve tarımcı topluluklarla göçer ve hayvancı toplulukların ana karakterlerine bakalım. Yerleşikler, evet, bir yerin yerleşik tarımcı topluluğa ait olduğunu anlamanın çeşitli yolları var tabii. Yollardan bir tanesi ağırlıklı olarak büyükbaş hayvan kemiklerinin bulunması. Çünkü büyükbaş hayvanlar gezdirilerek değil, durduğu yerdeki çayırlardan beslenebilir. Ama göçer hayvancılığı gerekli kılan hayvan küçükbaş hayvanlardır. Keçi ve koyun sürülerine yaylalarda kestirmek zorundasınız. Zaten insanların da yaşam tarzı seçmesinde baş etmen bu. Bunun sonucu olarak tabii tarımcı topluluklarda kalıcı, göçer topluluklarda geçici yerleşimler olacak. Şimdi yerleşik tarımcı topluluklar standart kapları kullanıyor. Ama göçerler her gittikleri yerde standart kapları da sırtına vurup götürülmeyeceği için gittiği yerde kil bulup hemen ihtiyacı olan kabı üretip kullanabiliyor o kamp dönemi boyunca. Onun için daha çok el yapımı yerel kaplar üretiyor ve onların da hepsi sadece yemek pişirmeye yönelik. Başka bir şeye yönelik değil. Yeni Asur döneminde bölgede çok ciddi bir baskı görüyor bu göçer hayvancı topluluklar. Yeni Asur krallığından baskı görüyor, imparatorluğundan ve göçerlikten yarı göçerliğe dönüşüyor bir bölümü. Ha, bu arada tabii yerleşik komşularıyla, aynı coğrafyayı paylaştıkları yerleşik komşularıyla da iletişimleri oluyor doğal olarak. Ve onun sonucunda şunu görüyoruz. Evet, yarı göçer topluluklarda, evet, yarı kalıcı yerleşimler ortaya çıkacak. Ama başka bir şey daha ortaya çıkacak. Standart kapların kullanımı. Buna biz kültürlenme diyebiliriz. Yani kültürel etkilenme. Yerleşiklerin kültüründen etkilenmişler. Yerleşiklerin de bunların seramiklerinden kullandığını görüyoruz. Belki birlikte de yaşadıkları alanlar vardı. Belki de onların kaplarında yemekler daha lezzetli oluyor diye onların kaplarını tercih ediyorlardı. Bizim güveçleri tercih edebildiğimiz gibi çelikten töre yerine. Devletin baskısı ortadan kalktıktan sonra, M.Ö. 612'den sonra, Asur İmparatorluğu ortadan kalktıktan sonra yarı göçerliğe zorlanan topluluklar tekrar göçerliğe dönüyor. Yaşam tarzlarını asla değiştirmiyorlar. Baskı kalkınca yaylalar terk ediliyor. Daha geç yayla yerleşimi ya da daha geç geçici barınak var ama daha geç yayla yerleşimi bulunamıyor. Yaşam tarzını tamamen değiştiriyorlar. Değiştirmedikleri tek bir şey kalıyor. Standart kapları kullanmaya devam ediyorlar. Çünkü artık sofra düzenini değiştirdiler. Yaşam tarzlarını değil ama. Sofra düzenini değiştirdiler. Hoşlarına da gitti. O kalıcı oldu. Artık onların kültürüne başka bir kültürün etkisi, onların kültürünün bir parçasıymış gibi devam etti. Yani netice itibariyle şöyle bakarsan, Orta Asur sonrasında bu grupların hareketli bir yaşam tarzı vardı, hayvancılığa dayalı ekonomileri vardı, yerel eşyalar üretiyorlardı, onları kullanıyorlardı. Orta Asur döneminde yeni bir siyasi düzen ortaya çıktı. İşte
farklı üretimler ortaya çıktı. Tarım üretimleri söz konusu oldu geldikleri coğrafyada ve komşularından etkilendiler. Bu etkinin sonucu yarı yerleşiklik, hem siyasi düzen hem de komşu etkisiyle yarı yerleşiklik ortaya çıktı. Karma ekonomi ortaya çıktı. Kullanım tercihinde çeşitlilik ortaya çıktı. Peki devletin baskısının ortadan kalktığı, yeni Asur İmparatorluğu'nun ortadan kalktığı dönemde ne oldu? Bunların bazıları ortadan kalktı. Artık yarı yerleşik değiller. Artık karma ekonomiyle uğraşmıyorlar. Artık komşularından etkilenmiyorlar ama farklı üretimleri olan ilgileri ve kullanım tercihinde çeşitlilik devam etti yeni Asur sonrasında. Evet, size şu an Ulusu Barajı'nın doldurmuş olduğu bölgenin 2009 yılında bizim yüze araştırması yapan ekibimiz tarafından çekilmiş olan bir fotoğrafıyla hoşçakalın demek istiyorum. Dicle Nehri'nin sağ tarafı Şırnak, Güçlü Konak ilçesine bağlı bölüm. Sol tarafı da Mardin Dargeçit ilçesine bağlı bölüm. Artık bütün bunlar su altında kaldı, su herhalde şuralara kadar geldi diyebilirim. Teşekkürler. Özcan hocam, mikrofonunu aç, ses gelmiyor. Hocam çok teşekkür ederim sunumunuz için. Teşekkür değerli bilgilerinizle ilgilendirdiniz. Sormak isteyen olursa canlı sohbet bölümüne yazabilir bu arada. Hocam ilk önce ben kendim soru sormak istiyorum. İki tane soru sormak istiyorum aslında. Bir tanesi, ikisi de mimariyle ilgili olacak. Çukurevlerden bahsettiniz. Çukurevlerden bahsederken hani aklıma direkt şey geldi. Peki yağmur yağdığında orada yaşayanlar arasında bir sorun olmuyor muydu bu çukurevler? Yani onun içinde büyük olasılıkla hani üstünü kapattıkları dallar ve sazlardan oluşan geçici çatının üzerine ince kilden bir tabaka ile bunu halledebilirsiniz ki su geçirmez çünkü. İkinci sorum da göçebe topluluklar açısından. Göçebe topluluklar genelde mimarileri daha basit, işte taş duvar tekniğiyle ya da kerpiçten yaptıkları basit evlerden oluşuyor. Peki bunlara dair özellikle Yukarı Dicle Vadisi'nde onların Kürt inançlarına dair bir Kürt yapısı vesaire inançla ilgili bir yapı var, bulunabildi mi? Yani bir Salatepe'de bulamadık. Başka bir kazı yerinde onun izleri var ama o da copyright'a girdiği için ondan söz etmem doğru olmaz. Yayınlanmış bir bilgi değil. Anladım. Tamam. Soruları bekliyorum bu arada hocam. Sormak isteyen olursa size aktaracağım. Ozan Şahin, Ocak için havalandırma nasıl oluyordu diye bir soru sormuş. İşte gene bu hani çukura iniş için bir tür hani geçici bir merdiven olduğunu düşünmeniz lazım. O merdivenin içine girebilmek için herhalde hani kapatılan, açılan bir o çatı içerisinde öyle bir grup muhakkak bir bölüm vardı. Ve onu açık bıraktığınız zaman oradan da dumanın çıkmasını sağlayabilirsiniz. Başka soru. Soru sormak isteyenler yazabilir bu arada. Görmedim. Burada herhalde live comments'e girdi. Oy. Herkese teşekkürler. Böylece ben de bütün güzel sözcükler için çok teşekkür ederim. Yazmış olduğunuz hepinize merhabasını cevap vermeye çalışayım. Hocam bir soru da
Ulusu Barajı'nın arkeolojik tahribatlarını bu çalışmalarla biz nece olsun doldurabiliyor muyuz diye bir soru gelmiş. Yani şöyle söyleyeyim, hani hiç kazılmadan sorduğunda kalsaydı bu bilgilerin hiçbirisine sahip olamayacaktık. Onun için tabii ki ve hiç kazılmasaydı buralar, hani kazılmadan sorduğunda kalmasa bile hiç kazılmasaydı hani bir şey bilmeyecek falan. Büyük bir kısmı maalesef burada kalıyor. Yani aslında... Biraz daha yaklaşırsanız. Aslında canımızın bir parçası da gidiyor suyun altına bunlarla birlikte. Hepimiz için de ayrı bir şey. Keşke daha fazla kazabilseydik ve keşke daha fazla bilgi edinebilseydik sonunda kalmadan önce. Ama gene Ulusu Barajı'nın barajı kazılarının süresini şöyle bir düşünecek olursak bayağı bir yıl civarında sürdü. Pek çok kurtarma projesi o kadar uzun süre kazı yapabilme olanağı vermemişti. Hani gene pek çoğundan daha fazla bilgi edinilebildiğini düşünüyorum. Ama tabii hiçbir zaman yetmiyor. Hocam Emrullah Kalkan'ın bir sorusu var. Üçtepe ve Ziyaret Tepe gibi Asur merkezleri dünlü olarak mı? Anlayamadım bu kısmı da adlandırılıyor. Dunlu olarak mı adlandırılıyordu? Dunlular dışındaki merkezler ne olarak tanımlanıyordu? Dunlular Orta Asur'daki çiftlik yapılarıdır. Biz 7 Asur'u elde ettiğimiz için aslında onun da başka bir adı var. Ama evet, o şekilde tanımlanıyor. Hani daha öncekinde de Duntu deniyor. Bu tür hani deportasyon dediğimiz zorunlu göçlerle nüfusu artırılan tarım alanlarının bir de yöneticisi olacak. Ve o yönetici hani bu Osmanlı dönemindeki tımar çiftlikleri gibi düşünmek lazım. İşte komutan olarak ya da devlet memuru olarak bir şekilde krala hizmet eden bazı grupların, bazı insanların diyelim pardon, iaşesini temin etmek için daha çok böyle bir sistem ortaya çıkarılıyor. Maaşa bağlamıyorlar. Günümüzde mesela devlet memuru, cumhurbaşkanının bile maaşı var. Ama o dönemlerde, hatta Osmanlı'da da öyledir. Yani adamlara toprak veriyorlar. Sen bunu işlet, ihtiyacın olan kadarını, işte geçineceğin kadarını al, geri kalanını da bana ver. Böylece hani askerlerini doyuruyor imparatorlar. Böyle bir sistem içerisinde gerçekleştiriliyor. Hocam başka bir soru daha var. Ali Öztan'ın bir sorusu. Merak ettiğim Asur yöneticilerinin çeşitli durumlarda zorunlu göç uygulamalarından bahsettiniz. Bu durum Asur sanatını eklektik bir sanat olarak bakmamızı mı sağlar? Sonradan bir ekleme daha yapmış. Farklı halk gruplarıyla yaratılan imajlarda bunu ayırt edebiliyor muyuz? Terslerde olduğu gibi. Ya şimdi şöyle hani imparatorluk zaten çok etnik gruplu bir yapıya sahiptir. Çok etnik grupludur. Ve tabii ki sanata da bu yansır. Mesela işte Nimrut gibi, Ninive gibi Asur başkentlerinde yapılan kazılardan mesela fil dişi eserler ortaya çıkıyor ve o fil dişi eserlerde çok sayıda stil var. Hani bütün bu işte deportasyonu gösteren Asur kabartmalarından ve yazıtlarından öğreniyoruz ki müzisyenler, sanatkarlar, işte o dönem için artık bilim adamları, teknik adamları hepsi aslında Asur'a getiriliyor ve imparatorlar hizmet ettiriliyor bunlara. O nedenle tabii ki Asur sanatına bunların etkisi oluyor. Mesela Abdülhamid döneminde Asur kabartma sanatında hareketlilik ortaya çıkar. Çok ciddi bir hareketlilik ortaya çıkar. Mesela işte bugün için doğa belgesellerinde izlediğimiz hani biz onların aslanları nasıl havaya attığı, bir boynuz atarak aynı
şekilde havaya atılmış bir aslanı orada bir ortostan kabartması üstünde görebiliyoruz. Yani bu şekilde bir nasıl diyelim etki muhakkak oluyor. Ama çok geleneksel ve çok tutucu bir sanat diyelim. Çok farklı yani bu Mezopotamya'nın milattan önce 2. bin sene itibaren devam eden bir tutuculuk özelliği var. O değişmiyor. Hocam Ege Ersöz'ün bir sorusu var. Asurların bugünkü ekonomik sömürgecilik anlayışı arasında bir bağlantı kurulması doğru olur mu? Güzel yayınınız için teşekkür etmiş. Olur bence çünkü imperya yani imparatorluk sömürgecilik yani kendi öz ülkeniz neresiyse orada yaşadığınız her şey size aittir. Orayı sömürmüş olmazsınız ama gidip bir başkası ülkesine kendi ülkenize kattığınız zaman işte orada başlattı. Yani imparatorlukları bir sömürgecilik değil de imparatorluğunun yaptığını biliyoruz ama bunlar da onun ön safhalarıydı. Hocam bu arada sağınıza yaklaşarak konuşursanız daha net geliyor. Duyuldu mu dediklerim? Şu anda daha net geliyor. Hacılar ve çevre hükümetlerle ilgili bir program yapılacak mı? Elimizden geldiğince Türkiye ve dünya arkeolojisine dair birçok program yapmaya çalışacağız ama kısa sürede böyle bir planımız henüz yok maalesef. İnan Aydoğan'ın bir sorusu var. Göçebe toplulukları çalışmak isteyen arkeologlara önerileriniz nedir? Göçebeler arkeolojide nasıl görünür hale gelebilir? Kazı veya yüzey araştırması teknikleri nasıl olmalı? Evet, güzel bir soru aslında. Çünkü göçebelerle ilgili arkeoloji çok kolay bir şey değildir. Hani biz hani bir höyükte genellikle kazı yapıyorsunuz ve höyükte aslında hani yerleşiklerin kalıntılarından, yerleşik toplulukların binalarının kalıntılarından yükselen bir höyükleşmeyi açığa çıkarıyorsunuz. O höyüklerin zaman zaman terk edildiği dönemlerde bazı göçebe kalıntılarını buluyoruz. Bunlar genellikle şöyle oluyor. Yaşam tarzına gayet uygun şekilde yapılması lazım. Hani şöyle söyleyelim. Hani eğer çok basit mimariler varsa, hani böyle toplama taşlardan oluşmuş, birbiriyle çok fazla bağdaşamayacak, birleşip de bir plana oluşturamayacak taş toplulukları ve taş dizileri varsa bunlar büyük olasılıkla çadır göçebelerinin kalıntılarıdır ve çadırların çevresine çekilen ya da hayvanların çevresine çekilip de orada durmalarını sağlayan kısa duvarlardır. Günümüz göçerlerinin de kullandığı gibi. Evet, çukur barınaklar. Yani çukur barınağı hiçbir yerleşim kullanmasına gerek yok. O kendisine göre uzun süreli barınacağı çok daha kaliteli bir ev yapabilir. Ama göçerin ona çok fazla vakti yoktur. Onun için bir çukur kazıp üstüne kapatarak içerisinde geceleyici bir kışlak oluşturabilir. Ama başka kriterleri de var tabii bunun. Mesela çok fazla seramik bulamazsanız, çünkü o kadar çok seramik kullanmaz, ihtiyacı kadarını kullanır. Bizler yerleşik olduğumuz için hepimizin evinde vardır. Yıllardır kullanmadığımız ve belki daha yıllar boyunca hiç kullanamadığımız tabak çanağımız ve eşyamız vardır, giysimiz vardır, kullanmayız bile. Ama göçer olanın böyle bir lüksü yok. Sırtına vurup da hepsini taşıyamayacak. Sadece ihtiyacı olduğu kadar. Onun için arta kalan malzeme azdır. Hem seramik olarak fazla olmaz, bir tek seramikleri bırakır, onlar da ağır olduğu için. Büyük oranda işte kırılmış, bozulmuş şeyler. Aslında hani bu konuda yapılan etnoarkeolojik güzel çalışmalar var. Doğu Anadolu yerleşimleriyle ilgili mesela. Hani orada işte Ağrı bölgesinde, Diyadem bölgesinde yapılmış olan terk edilmiş yerler nasıl yapılmıştır? Terk edilmiş yerleri araştırdığınızda yüzeyden ne buluyorsunuz? Birkaç bozuk pil, işte birinki
kırık parça başka bir şey bulamıyorsunuz. Bir iki naylon parçası günümüzde. Çünkü kullanabileceği kadarını yanında götürüyor. Ve o kullanabileceği kadarı da sadece ihtiyacı kadar. Bu şekilde de algılayabiliriz. Mesela büyük ağır tüpler beklemeyin bir göçer yerleşimden. Daha çok pişirme kapları, tüketme kapları o kadar. Çünkü o kapları yanında götüremeyecek, bırakırsa da kırılacak, gidecek. Hocam, Hülya Akgül'ün bir sorusu var. Göçer toplulukların hareket ettikleri bölgenin genişliği hakkında neler söylenebilir? Ne kadar uzağa gidebilirlerdi? Şimdi günümüz göçerleri üzerine aslında yapılan bir takım çalışmalar var. Ne kadar gidebileceğini hepimiz farklı göçerlik türlerine göre onu söyleyebiliriz. Örneğin yatay göçerlik vardı, bir dikey göçerlik. Yatay göçerlikte hani daha çok hani bütün yıl boyunca konaklama yerleri arasında giden gruplar için söylenir ve daha çok düzük bozkır alanları için söylenir. İşte orada Asya bozkırları gibi Arabistan çöllerinin kenarlarındaki platoluk alanlar steplerde. Fakat dağlık alanlarda ki Türkiye'de öyle daha çok dikey göçerlik vardır. Hani daha ılıman yerde kışı geçirir ve daha sonra yaylalara çıkar. Bir, her köye birden farklı yer, fazla yerde sulayabilir. Birden fazla yerlesinin olması da şu şekilde, hani ilkbaharda başka bir yerde, yazın başka bir yerde, kışın başka bir yerde de zamanını geçirip hayvanlarını otlatabilmesi için. Bunların devinim alanları aslında mesela Kuzey Afrika'dakilere baktığımızda çok daha geniş. Fakat Türkiye'dekilere baktığımızda o kadar geniş bir toroslar üzerinden konuşuyoruz. Hüterot'un bir haritası vardır işte Toros göçerliği ile ilgili. Ve biz bu haritaya göre ancak işte dağların üstündeki yaylalara gidiş ve dağların Akdeniz tarafındaki ya da güney tarafındaki kışlaklara dönüş şeklinde çok kısa devinimleri olduğunu görebiliyoruz. Ama yatay göçerlikte bu çok daha geniş alanları kapsayabiliyor. Coğrafyanın izin verdiği ölçüde. Mesela hani yatay göçerlikte en önemli örneklerden bir tanesi mesela bütün dünyaya yayılmış olan romanlardır, çizgilerdir. Onlar çok daha geniş alanları, yani insanlar çıkıyor Sibirya'ya kadar çok daha geniş alanları kat edebilen göçer gruplardır. Hani bu bir yerde şeyin ne derler ona coğrafyanın olanaklarına ve bu göçer grubun hangi tür göçerliği yürüttüğüne göre değişen bir durumdur. Hocam başka bir soru daha var. Akarcan Bingöl tarafından. Hocam Asurların yukarı Dicle bölgesinden temin ettikleri tarımsal ürünün miktarı nedir? Asurların bu bölgedeki varlığına değecek zenginlikte bir bölge miydi? Evet, çekecek zenginlikte bir bölge. Ziyaret edildiğim tabletlerden bayağı hani okumuş olur. Bütün o tabletler. Keşke orada kızlardan benim ailesiyle bazı tablet bulsaydı daha çok şey söyleyebilirdik. Ama şöyle bir şey oluyor, yani artık yani evet 700 bin hektarlık bir alandan söz ettik ama tabii ki bunun hepsini kullanmamışlardır. Daha çok Dicle ve kollarının kenarlarındaki tarlalar, hani hepsi yüksek tarlalar, böylece sulamalı tarım yapmak zorunda değiller. Yağmur yağmasa bile o tarım yapabilecek durumdalar. Hani yukarı Dicle havzası bugün için yaklaşık işte 400-500 milimetre yıllık yağış alan bir bölge. Onun için çok çok büyük ve uzun süreli kuraklıklar söz konusu olmadığından oradan illaki ekmeğinizi çıkarabilirsiniz. Orada kimse açlık dönmez. Ama onun güneyinde, Mardin Dağları'nın güneyine gittiğimiz zaman işte yukarı Habur Havzası dediğimiz Kuzey Suriye, Suriye'nin kuzeyine gidersek orada mesela işte 300 milimetreye kadar gidiyor yıllık yağış oranı. Orada çok riskli bir şey. Ama oranın da başka bir çekiciliği var. Mezopotamya'ya limanları arasındaki ana ticaret yolu oradan geçiyor.
Ve onun için tabii yükleyici hafızası çok yukarıda kalıyor. Onun için çok fazla kilometre yapmak için esas ana ticaret yolu düz bir hattan geçiyor. İki nokta arasındaki en kısa mesafe düz bir çizgidir çünkü. Ve oradakilerin hani yukarı avru havzasındaki siyasi iktidarların her zaman için tarımsal milat önce 3. yüzyılda doğmuş. Mesela Akat Kralı'nın Ramsi'nin Diyarbakır'ın yakınlarında bir şeyinde bir siteli var. İşte oraları, o da nüfus aktarıları yapmış. Akat döneminde ilk bu çiftlik yapılarından bu tamar çiftliği sistemiyle karşılaşabiliyoruz. Daha sonra Hucemi Tani dönemi, Orta Asur dönemi, Yeni Asur dönemi sürekli bu bölgede sürekli tarım çiftliklerini daha güneydeki siyasi iktidarın faydasına çalıştığını görüyoruz bu dönemlerde. Başka bir soru. Asur'un diğer etnik unsurların bazılarına yönelik kitlesel zorunlu göçlerinin altındaki temel sebep nedir sizce? Yani temel sebep yönetemiyor. Yani bana tabi olacaksın diyor, gidiyor. Bana tabi olacaksın diyor. Bana vergi vereceksin, ben ne diyorsam onu yapacaksın diyor. Tabi ordusuyla geldiği için adam peki diyor, anlaşmayı da yapıyorlar. Bu gidiyor, çok da uzağa gidiyor. Ondan sonra son için takar, takmıyor. Vergiyi haracı göndermiyor. O zaman oraları yönetebilemiyor, yönetemiyor. Yönetemediği yerlerde de insanları, başka yönetemediği yerlerin insanlarıyla yer değiştirdiğiniz zaman hiç kimse kendi coğrafyasından koptuktan sonra aslanlık taslayamayacağı için etniciteyi karıştırıyorsunuz ve daha rahat yönetebiliyorsunuz. Hem de o insanları o tarım arazilerine, yani kullanılmayan tarım arazilerine yerleştirip burada bana benim için buğday üreteceksin demek daha kolay hale geliyor. Yönetme yöntemidir bu aynı zamanda. Deniz Badem'in bir sorusu var. Mevsimlik geçici konaklama yerlerinde göçer kamplarındaki mimarileri dairesel mimari olarak genelleyebilir miyim? Yok. Dairesel olmak zorunda değil. Bu sadece dörtgenlerde olabilir. Mesela Karas kültürünü düşünün, erken Transkafkas kültürünü düşünün, Doğu Anadolu'daki onlar da yarı göçerdi. Ve dörtgen kulübeleri vardı, bu çift çamur tekniğiyle, dal örgü tekniğiyle yapılmış olan. Dolayısıyla hani genel olarak dairesel mimari diye genellemek mümkün değil. Sadece hani çukuru dörtgen açmak gerekmiyordu ve biraz da zor tabii o köşeleri yapmak. Yuvarlak açmak daha kolay. Sabahattin Erdoğan'ın bir sorusu var. Sonradan katıldığım için kaçırmış olabilirim diyor. Yeni Asur Havzası'nda ölü gemme gelenekleri ile ilgili homojen bir farklılıktan bahsedebilir miyiz? Yani homojen bir farklılık nasıl olur onu anlayamadım. Herhalde demek istediği hani homojen bir doku içerisinde farklılıklar varmış şeklinde. Yani bahsettiğimiz gibi daha herhalde sonradan katıldığı için duyamamış. Genellikle hep ceset gömmedir. Ama işte bu daha çok Doğu Anadolu'yla bağlantılı göçer gruplarla ilişkilendirilebilecek olan kazı alanlarında mesela Gürris Hoca'nın kazmış olduğu Kavuşan Büyük'te işte bizim su barajı inşaat sahasında kazmış olduğumuz Zeviya Tevilki'de olduğu gibi urneler içerisinde bu Ziyaret Tepe'de de vardı. Urneler içerisinde ölülerin yakılmış kemiklerini bulabiliyoruz. Ama bunlar da hep bu el yapımı yerel seramikle ilişkili oluyor. Ve bu da hani Urartu coğrafyasına baktığımızda yaklaşık olarak 1/3'ünün kremasyon gömmelerden, yapma gömmelerden oluştuğunu düşünürsek, evet güneyde homojen bir yapı vardı. Hepsi bunların
ceset gömme şeklindeydi. Poker tarzdaydı. Ama bu Doğu Anadolu'lu göçerlerin de işin içine girmesiyle birlikte kremasyon da ortaya çıkmış oldu bu dönemde. Hocam farklı bir soru var konu dışında. Bu sene arkeolojik kazıların yapılabilir mi virüs nedeniyle, pandemiden dolayı? Yani bu soruyu Kültür Bakanı'na da sorsanız size net bir şey söyleyemeyecektir maalesef. Hepimiz istiyoruz bu sene de kazıyı yapabilmeyi ama bu küresel salgının gidişatına göre herhalde olacak. Hani şimdilik küçük gruplar halinde depo çalışmaları yapılabiliyor kazı alanlarında ama şimdi şöyle bir düşünün, 10'a 10'luk bir alanda işte 2 tane arkeolog olsa, 10 tane de işçi olsa, 10'a 10'luk bir alanda sosyal mesafeyi sağlama şansımız yok. Hani kazının doğasına aykırı bir şey bu, hani sosyal mesafe, hani 1-1,5 metre gibi bir sosyal mesafe mümkün olmaz. Ama bazılarını da hani mesela kurtarma kazıları var, barajı dolduracaklar ve kazının bitmesini bekliyorlar. Bizim Ambar Barajı'nda yaptığımız kazılarda olduğu gibi. O zaman ne olacak? İnanın ben de bilmiyorum. İrem Öğütlen'in bir sorusu var. Asur'un göçebe halkları çok iyi bir şekilde idare edilmesi ve onlar üzerinde kontrolü sağlayabilmesi kendisi göçebe imparatorluk olmasıyla bağlantılı olabilir mi? Yani bir göçebe imparatorluk diyemeyiz aslında. Yerleşik bunlar, karımcı. Ama içerisinde göçebe unsurlar da var. Bu her zaman için böyledir aslında her yerde. Hani günümüz Türkiye'sinde bile hayvancılıkla uğraşan en azından yarı göçebedir. Hani mesela hani Türkiye'deki günümüz göçebelerine bakalım. %100 göçebelik yapan gruplar çok çok azaldı. Pek çoğu yerleşik düzene geçmek zorunda kaldı. Ama yarı göçebelik hala devam ediyor. Hani bu kontrolü sağlayabilmek için insanları yerleşikliğe zorlamak gerektiğini biliyorlardı. Çünkü adresi belli değil. Dağdan dağa, yayladan yaylaya hayvan sürüsünü otlatarak gezen bir topluluğun adresi belli değil. Adres belli olmayınca merkezi hükümet onları asla kontrol edemiyor. Onun için de yerleşikliğe zorlamak ya da yerleşikliğe teşvik etmek şeklinde bir düzen geliştirmek zorunda kalıyorlar. Bu hani Osmanlı döneminde bu göçebe gruplarla Osmanlı padişahlarının arasındaki en büyük sorunlar da zaten bunlardan çıkıyordu. Ferman padişahın dağlar bizimdir diyordu göçebeler. Hocam sorular bitti sanırım. Çok değerli sunumunuz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün Profesör Doktor Tuğba Öksey ile Asur İmparatorluğu'nda kentli, tarımcı ve hayvancı toplulukları üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Aslında tarih boyunca yani ilk sınıflı toplulukların belki de ortaya çıkmasıyla birlikte göçebe ve yerleşik ve göçebe topluluklar arasında bugüne kadar gelen bir çatışma alanı hala belki devam etmekte. Hocamızın da dediği gibi merkezi hükümetlerin, devletlerin daha doğrusu onlardan özellikle vergi toplayabilmesi belki buradaki çatışmayı yaratan en önemli unsurlardan bir tanesi olabilir. Ayrıca bu tarz toplulukların kendi aralarında belki yani farklı kültürel oluşumların da olması birbirleri arasındaki çatışmaları beslediğini düşünebiliriz. Bu Tuğba Hoca ile gerçekleştirdiğimiz bu sunum dışında ayrıca canlı yayınlarımız devam edecek bu arada. Programlarımız belli oldukça sosyal medya hesaplarımızda duyurularını gerçekleştireceğiz. Arkeolojinin bir yerde toplumsallaşması açısından hani ki şu anda arkeologlar dışında da katılımcıların olduğunu biliyoruz. Hani bir imkan sundu bu tarz sunumlar bizim açımızda.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Ben de teşekkür ederim.